Merhabalar abi öncelikle. İsminiz de hoş bulduk. Benim ismim İbrahim Kaya. Evet, yaşınız? Kaya Bedevat Atatürk veya diyor. Efendim geldim. Buralıyım. Yavuz Kemal'den hep geldim. Benim de babamın mesleği. Yaşınız kaçtı acaba? 70 yaşında. 70 yaşındasınız. Bir zamanları yapmadım. Böyle arabacı falan yaptım. Sonradan işte vazgeçtim. Bir daha geldim. Eski mesleğimize döndük. İşte bunları böyle yapıyoruz. Evet. Başka marangozluk mesleğini kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu babamdan kalmadı da 70 senedir ben biliyorum bunu. Ama şu anda 15 senedir devam ettiriyorum. Daha önce başka işlerle uğraşmıştım. Evet. 15 senedir vazgeçtim buna. Ondan sonra bunu yaptım. Önce aşağılardaydım. Tekrar buraya geldim. İşte biz öyle elimizden geldiği gibi bu tip şeyleri bunları yapıyoruz. Peki bu mesleği sizce şu anki nesil devam ettirebilirler mi? Evet. Devam ettirebilir miyim? Şimdiki nesil acaba bu marangozluk mesleğini devam ettirebilir mi sizin düşüncenizde? Valla şimdi biz şu anda devam ettiriyoruz ama zaman artık geldi. Bundan sonra pek daha uğraşmayacağım ama yapmayı isteyenler yok, yok bunu. Şimdi gençler, ben tercih ettim. Gençler, benim oğlum var, bana senat okulda okuttum dahi. Yapmadı bu işi. Evet. Arabacılık yapıyor. Şimdi gençler pek yapmayı istemiyor. Bu meslek yapanlar şimdi Giresun'da 2 tane, 3 tane ancak bulamaz. Yok. Başka farklı yapıyor. İşte o başka yapıyor. Diğerleri başka yerlerde yapar. Bunu pek yapan yok. Yani olsa tabii ki iyi olur. Bu meslek ölmez. Bu meslek her zaman millete, vatandaşın hepsine lazım olan bir meslek. Şimdi bayan geliyor diyor ki benim diyor uçağımı razı tutacağım. Burada Özkan var. Uçağını razı tutuyorum. Bu şimdi bu olmasa burada ne yapacak? Sanayiye gidecek bilmem ne. Bunlar bize lazım olan şeyler ama bizim Giresun'da pek biraz burada bir sene önce rahatladım. Huzur vermediler bana. Belediye olsun. Diğer yerlerden şikayet edeyler. Efendim de imalat yapıyor. Ben imalatı yapıyorum. Burada dışarıda malzemeyi hazırlıyorum. Geliyorum orada montalıyorum. Yapıyorum işte bu şekilde. Devam ettiriyor. Tabii ki zamanında şey yapmadı. Sahip çıkmadılar bize. Bu mesleğe sahip çıkan yok. Bilhassa bizim Giresun'da yok. Bir şeyden ordudan sağlık müdürü geldi buraya. Bana ne kadar yalvardı seni orduya alayım. Bu işi burada yap. Mesela çocuk oyuncak bunlar mesela. Çocuk orada platikle oynayacak, bu akşamla oynasın. Efendim bunlara şey yaptın. Ordudan adam ne kadar istirahatler bana gitmedim. Yani nedenler vardı gidemedim. Ben yalnız yaşlı yanamadım. Burada yaptığı bizim buradakiler de birbirini çekemezler mesela. Şikayet ederler seni. İşte çok uğraştırdılar belediyeyle. Ruhsat almak için ruhsat aldılar. Böyle bu şekilde devam ettim işte. Herhalde devam edip gidiyoruz ama şimdi gençler yapsa, adam olsa ben öyle düşündüm. Önceden imkanlarım yoktu. Ben bir arabacılık peşine düştüm de arabacıdan bu zamanda büyük zarar ettim. Durumum yıkıldı. Bu işleri de yapmaya imkan yoktu. Bizim mesela kooperatif var, başkanı var efendi. Şey istedik zamanında, bize bir yardımcı olun, kredi verin. Bunu çok tercih ettim. O 70 yıldan 70 tükatırdı. Yok kefil olacak, 2 tane memur kefil, 2 tane bilmem neler. Sahip çıkmadılar. Hangisi olsun? Anladım abi. Bizim o biraz da kooperatif başkanı bu işlere ilgilenseydi daha farklı olurdu. Ben adamla alacaktım, sigortalı çalıştıracaktım. Olmadı. İşte kendi gücümle bu şekilde böyle devam ettireyim işte. Yaptığımız işler bak böyle bunlar yapıyoruz. Bak böyle tip masalar var. Böyle bir sürü şekil mesela. Bunlar açıp kapanıyor böyle. Bak böyle böyle. Böyle açıp kapanır. Peki abi gençlere bir öğüdün var mı bu meslekle ilgili? Nasıl? Gençlere bir öğüdün var mı bu meslekle ilgili? Gençlere tabii ki ben isterim ki gençler bunu yapsın. Şimdi gençlere ben birkaç tane şey yaptım ama önce kaç lira aylık vereceğim bilmem ne bu neyse değil. Ben zamanında bizimle düştüğümüz zamanda köyümüz ustaları vardı. Her ustanın kapısında aylarca çalıştım. Hiç
bir menfaat karşılığı istemedim. Ondan bir bilgi aldım. Öteki usta daha farklı. Ondan bilgi alırım giderdim. Ben abi de yanında çalışayım işte. Böyle bu şekilde yetişiriz biz. O zaman böyleydi. Şimdikiler hemen geliyor. Kaç lira aylık vereceksin? Askeri ücret şöyle oldu. Bunu vereceksin mi? Yani bir defa gel, öğren, ye, iç, gel de ondan sonra yapma ister. Ama yapma pek istemiyorlar. Ben de daha pek o zaman üzerine gitmedim. Gençlere ben çok tavsiye ederim. Bu meslek nasıl bak? Şimdi bir adam, emekli bir adam, ay başı gelecek, emekli parası alacak, parası olacak. Ben burada her gün, her saat cebimde kuruşum olmasa parayla uğraşıyorum, para gelir her gün. Bir yerden bunu sevenler var, biraz da bayanlar da bu tip şeyleri gelir her gün, alışverişler olur, paramız olur. Efendi, bir emeklilikten çok çok üstündür. Tavsiye ederim ki gençlere, avlada kahvelerde şurada burada oynuyorlar. Evet, araba peşine düşüyorlar, bilmem ne. Bunu yapsalar acaba ne olur? Ha burada 3-5 tane daha olsa daha farklı olur. Hep böyle bak, bu işi bir yapan bir kişi daha var. O da küçük sanayide. O da bunlardan, müşterilerden yapıyorsa onunla beraber gidip birbirimize, o benden görüyor, bu benden görüyor, bunları yapıyoruz. Ama gençler yapmıyor pek. Yapmadığı gibi ben ne diyeyim daha? Tavsiye ederim ki yapsınlar. Peki bu işin karı oluyor mu sizce? Karı mı? Kar. Ya, karı tabii ki oluyor yani, ama çarkı döndürüyor bu mu? Bu devirde biraz burada iki senedir işler karıştı. Böyle her gün zam yapıyorlar, her gün zam yapıyorlar. Evet, geliyoruz. Bilhassa ben kar amaçlı yapmıyorum. Hmm. Ben burada vaktimi geçiriyorum. Zamanım işte böyle geçti. İki arkadaş gelir, hilaf ederim. Mesela bu. Anladım. Yani bazılarının işi var mesela, şurada bir işi var, gidip bunu yapıyoruz işte. Durum öyle. Şimdi kar amaçlı olsa tabii ki daha olur ama ben biraz da pek üzerine gitmiyorum. Önceden yapıyordum mesela. Bundan sonra daha koşturmaya gelmiyor. Ufak tefek kendimi oyaladım mı, bana yetiyor işte. Anladım. Çok 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 teşekkür ederim. Ben biraz daha... Anladım. Çok teşekkür ederim.